Bu sene aslında buraya gelene kadar biz 8 tane şut geliştirme kampı yaptık Tofaş adına. 2 kere Bursa, 2 kere Ankara, Çanakkale, Karaman ve İstanbul'da yaptık. Bu 9. oluyor İzmir'deki. Ege Üniversitesi'nin kampüsünde basketbol okullarının olduğu böyle bir organizasyon var. İlk defa biz işte Tofaş Cup olarak burada basketbol okullarımızdan gelen çocukların maç oynadığı bir organizasyon var. Onun içerisine bir de şut geliştirme kampını koyduk. Bence ilki olmasıyla beraber ses getireceğini düşünüyorum. Çünkü A takım oyuncularıyla başladık. Şimdi A takım koçu burada. Orhun Ene burada. Onlar da yaz tatillerini bölüp buraya destek olmaya, çocuklarla bir araya gelmeye, şut ve fundamental öğretmeye geldi. İşte ilk gün Berk Uğurlu vardı. İkinci gün altyapı sorumlusu Samir Seleskoviç vardı. Üçüncü gün Tolga Geçim vardı. Bugün de Mustafa Kurtuldum ve Orhun Ene var. Orhun Ene'nin enerjisi çok yüksek. Yani çocukları görünce dayanamıyor. İşte hemen antrenmanın içerisine bir anda giriverdi. Keyif alıyor ve öğretmeyi de seviyor. Bütün bu ekibe ben teşekkür ediyorum. Yaz tatillerini bölüp burada çocuklarla beraber Tofaş organizasyona değer katmaya geldiler. Çok değerli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Gelecek dönemlerde daha kuvvetli ve da verimli. Bu çok verimli geçtiğini gördüm. Çünkü gelen oyuncularda gerek şut gerek fundamental'larında gelişimleri gördüm. Son atlamayayım, o iki tane hocam daha var burada altyapıda. Oğuz hocam var, bir de Hicran hocam var. Onlar da Tofaş'ın altyapısında Bursa'da çalışıyorlar. Onlar da büyük emek koydular buraya. Feridun Biçermen'le beraber böyle bir kamp geçiriyoruz. Hakikaten basketbolun herhalde bulunduğu yıllardan bu senelere kadar gittikçe önemi artan bir temel hareket diyeyim basketbolun fundamental'ı olmazsa olmazı. Buradaki açığı gördükten sonra biraz ilgi çekmek, buna yoğunlaştırmak çocukları. Bu konuda Tofaş'la bir işbirliği yap. Tofaş'ın da Türkiye'de tanınılığı çok yüksek. Sadece spor camiası olarak, otomotiv olarak çok yüksek ve güvenilir bir marka. Dolayısıyla herkes gittiğimiz yerlerde dokunmak istiyor bu organizasyonun içerisinde, olmak istiyor, bize dokunmak istiyor. Bu bence ilerleyen zamanlarda akıllarda kalacak ve herkesin içinde bulunmayı isteyeceği bir organizasyon haline geliyor. Bu dönemi aslında herkesin dinlenmek istediği, ailesiyle tatil yapmak istediği dönemler ama yeni jenerasyon çok enerjik, enerjileri bir türlü bitmiyor. Bitmesin de basketbolcu olmak isteyenlerin en önemli dönemi yaz dönemi. Eğer onlar bu yaz döneminde özellikle burada öğrendiklerini sokakta veya kendi başlarına salonlarda tekrar ederlerse ben çok faydalı olacağını, Eylül'den sonra başlayacak yeni sezonda arkadaşlarından çok ileride başlayacaklarını ve fark yaratacaklarını düşünüyorum. Tofaş'ta spor okullarına ve kamplarına danışmanlık yapıyorum. Ancak hani onlarla ilgili düşüncelerimizi söyleyebilirim. Bu sene Ekim ayında ben Tofaş'la beraber bu konuda danışmanlık yapmaya başladım. Spor okullarından Feridun Biçermen sonra onunla uyumlu bir iletişim ve işbirliği içerisinde devam ediyoruz. Düşüncelerimiz var, çok şey gördük. Zaman içinde öğrendik. Kendi profilimizi tanıdık. 4000'e yakın öğrencisi olan bir Tofaş spor okullarından konuşuyoruz. Yani Tofaş'ta bir sonsuzluğa doğru gidiş var iyilik anlamında. Hedefler hep yukarıya koyuluyor ve o sen oraya ulaştığın zaman çıta bir daha yukarı. Yani çıtaya hiçbir zaman ulaşamıyorsun aslında. Bu da böyle bir yolculuk olarak görüyorum ben. Önümüzdeki dönemlerde kamp yine Tofaş'ın bu kendi içerisinde spor okulları çalışmasında bir çalıştayımız da olacak. Antrenör ve okul sahipleriyle. Zaman içerisinde bunları paylaşıyor oluruz. Ama heyecanla yenilikler yapmak için Feridun'la özellikle durup işte sevgili sayın demeyeyim çünkü arkadaşımız Tolga Öngören'e, genel menajer ve sayın Cengiz Bey'e, başkana bu projeleri sunuyoruz. Onaylandığında projeler devam edecek.